Aşkın yüzlerce tanımı var. Kitaplarda, filmlerde. Hatta şu köşedeki kahveye de gitsen, oradan bile yüzlerce tanımı çıkar. Aşkın çok tanımı var. Herkes kendince tanımlıyor. Tanıdığım bir şaire göre ise aşk tanımlanacak değil, yaşanacak bir şey aslında. Bu tanıma her zaman daha yakın durdum. Aşkı yaşamak, aşkı tanımlamaktan daha değerli bir şey. Bu bir gerçek. Ama sordum kendime, eğer ben aşkı tanımlamak isteseydim, nasıl tanımlardım, aklıma ne gelirdi? Aşk yalnız kalmak derdim. Herkesi, her şeyi karşına almak. Hatta aşık olduğun kişiyi bile, onu bile karşına almaktır aşk. Çünkü aşık olmak çok bireysel bir şey, çok sen bir şey, seninle ilgili bir şey. Yani nasıl desem, birini seçmişsin ve içinde aşka dair olan her şeyi, her değeri, her düşünceyi, her duyguyu ona yüklemişsin gibi. Yani sen aşık olacak bir şeyi yaratmışsın gibi. Bilmiyorum, belki de karmaşık oldu. İnsanlar kendi yarattıkları bir şeye aşık oluyorlar gibi geliyor. Başka türlü hayal kırıklığı olmazdı. İnsan bu kadar yanılmazdı. Başka türlü olsaydı. Ben aşık oldum. İçimdeki duyguların karşılıklı olduğunu hissettim. Bu mutluluktur. Mutluluk başka ne olabilir ki zaten? Kendine bir karşılık bulmak. Baktığın bir yerde sana gülümseyen bir insanda kendinden bir parça bulmak. İçindeki şeylerin bir karşılığını bulmak, görmek. Bunu beklediğinden falan değil. Özellikle beklediğinden değil. Ama mutlu eder bu. Sonra buna alışırsın. Kendi duygularının gücü seni esir edersen, kendi duygularının esiri olursun aslında. Sen hep aynı şeyleri hissetmeye devam edersin, hep vermeye devam edersin. Bir şey almayı beklemezsin. Ama bir noktadan sonra içinde bir şey seni rahatsız etmeye başlar. Dersin ki benim aşık olduğum o şey ya da o kişi böyle değildi. Ne oldu? Değişen ne? Değişen bir şey yok. Hiçbir şey değişmedi. Sen aslında kendi yarattığın bir şeye aşık olduğunu, kendi duygu ve düşüncelerini beslediğini fark etmeye başladın. Ve karşılığı gelmediği anda bunu yadırgadın. Olan bu. Hayal kırıklığı orada başladı ama aslında bu hayal kırıklığını da sen kendi kendine yaşattın. İyi düşün. Kimse sana gül bahçesi vaat etmedi. İyi düşün. Kimse sana beklentilerini sonsuza dek karşılarım demedi. O bir kuyuysa o kuyuya sen düştün, kendin düştün. Kendi kendine attın ve o dipsiz kuyudan yukarıya el uzattın. Yukarıdan sana bir el uzanmayınca da hayal kırıklığına uğradın. Ama uzanmazdı. O kuyuya kendini sen attın. O kuyuyu sen yarattın. Kimsenin suçu yok. Hayalindeki bir şeye sarıldın, hayalindeki bir şeye tutundun. Aslında tutunduğun da sendin. Sen aşık oldum dediğin anda yalnız kalmayı seçtin. Ben de yaşamıştım bunu. İçimdeydi, şuradaydı, tam. Buradaki de bendim aslında. Ben kendimi bir yalana inandırmıştım. Kim istemez ki bir yalana inanmak? Seni mutlu eden bir yalana inanmayı istemez misin? Benim mutluluğum önemliydi, benim inandıklarım önemliydi, benim hissettiklerim önemliydi. Gözüm başka hiçbir şeyi görmedi. Sonra bir gün gitti. Gitti böyle karşımda kocaman bir boşluk. Bütün dünya bir ayna oldu sanki. Baktığım her yerde kendimi gördüm. Kendi kendime söylediğim yalanları gördüm. Canım acıdı. Çok acıdı. Acıdı ama çok şey de kattı. Anladım bir şeyleri. Kendi kendime yaptığım şeyin farkına vardım. İnsan bir şeylere anlam yüklemek yerine anlamlı bir şeylerin peşinden koşmalı. Bunu anladım. Yoksa kendi yüklediğin o anlamların altında kalıyorsun. Kendi kendine ağır geliyorsun. Kendi kendini yıkıyorsun. Başka bir şey değil.
Thank you.